Merhaba arkadaşlar, bu akşam sizlere Seri Teknik Otomotiv Yedek Parça Limited şirketi için yazdığım programı tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle Seri Teknik firması otomotiv yan sanayisi için çeşitli ürünler üreten bir firma. Bu programın da amacı üretimdeki operasyonların sağlıklı takibi ve üretimin tüm aşamalarındaki kontrolün yapılması. Biraz sonra zaten programı tanıttığım zaman programın ne işe yaradığını daha detaylı göreceksiniz. Programın tanıtımına geçmeden önce programın da bir altyapısından bahsetmek istiyorum. Program C# diliyle geliştirildi. Burada da görüleceği gibi yüzlerce klastan, formdan ve klasörlerden meydana gelmektedir. 5 katmanlı mimariye sahip bir şekilde hazırlandı. Yüz binlerce satır kod yazılarak program geliştirildi arkadaşlar. Veriler de SQL Server'da tutulmaktadır. Program bu şekilde altyapısını da anlatmış oldum. Hemen programın işleyişine geçmek istiyorum. Öncelikle yeni bir iş emri oluşturmamız gerekiyor. Tabii iş emrini oluşturmadan önce burada da görüldüğü gibi yeniye tıkladığım zaman reçete oluşturunuz. Yani burada carimizin olması lazım, reçetemizin tanımlanmış olması lazım, stoklarımızın olması lazım, operasyon adımları, makine, personel bilgilerinin olması lazım. Biz bunları hemen hazırlayalım. Burada personele geliyorum. Burada örnek olarak birkaç tane personel tanımladım. Hemen yeni bir personel tanımlamak istiyorum. Bir TC numarası yazıyoruz. Nihat Aslan diyelim. Ünvanı tekniker olsun, departmanı üretim olsun. Tabii biz buradan şu artıya basarak istediğimiz kadar ünvan ekleyebiliyoruz. Sınırsız. Yine istediğimiz kadar departman ekleyebiliyoruz. İşe giriş tarihini yine ayın biri olsun. Telefon numarasını yazıyorum. Adresi standart diyorum. Buradan aldığı eğitim ve seminerler, burada tekniker olsun. Yeterlilikleri, kodlama, hafşa vesaire bu birimlerde çalışabilir. Bilgisayar kullanıcısı ise nihat.aslan bilgisayar şifresi ne yazalım? Bilgisayar şifresi olarak da 123321 diye şifre verdim ve kaydete basıyorum. Nihat Aslan'ı çift tıklayarak güncelleyebilirim. Performans puanını buradan girebiliyorum. Güncelle dedim. Günceledim. Yani personeli ekleme, güncelleme, silme işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Bir de personel yetkilendirmeye geliyorum. Personelimiz Nihat Aslan operasyonlardan operasyon iş emri listesini görsün. Operasyon ayarlarından makine tanımlayabilsin. Reçetelerden reçete listesini görebilsin diye yetkilendirme verip kaydete basarak personelimize yetkilendirme vermiş olduk. Bilgisayarını kullandığı zaman sadece bu başlıkları görecektir. Şimdi carilere gelelim. Burada cari listesinden yine birkaç tane carimiz tanımlanmış. Cari ekle diyerek yeni cari tanımlayabilirsiniz. Cariyi çift tıklayarak güncelleyebilirsiniz. Cariler bu şekilde. Satın almaya geliyorum. Burada fatura listesine geldiğim zaman burada 3 tane faturamı görüyorum. Bir faturanın hemen yeni bir fatura açayım istiyorsanız. Hemen alış faturasına tıklıyorum. Yeni fatura diyorum. Kimden alıyorum? Ay Demir Çelik'ten alıyorum. Ne alıyorum buradan? Örneğin 12'lik çelik alıyorum. Miktar olarak 10 bin diyeyim. Fiyatı 4 lira. İskonto olarak %12. Bağ numarası, döküm numarası ise bilebiliyorum. Tekrar başka bir parti olarak yine 12'lik çelik. Bu da 10 bin olsun. Fiyatı 4. İskonto 12. Bağ numarası ve döküm numarası rastgele yazıyorum. Bir de bu ürünü alırkenki kontrol işlemlerimiz var. Çap diyorum. Bir numara alınmış. Beklenen değer 12. Ölçülen değer 12.3. Buna ne diyoruz? Kabul diyoruz. Yine boy 2 numara alınmış. Tabii ben öyle anlıyorum. Program herhalde bu şekilde kullanılıyor. Kendileri daha iyi bilir bunun nasıl kullanıldığını. Tam firmanın istekleri doğrultusunda bu veriler hazırlandı. Ben rastgele giriyorum. Buna şartlı kabul diyorum. Pah var, görsel var. Görsel bir 3 adet. Buraya da var diyelim. Bu da kabul. Ve kalite belgesi var mı? Bunu da kalite belgesi. Bir adet var diyelim. Bu şekilde girdim. Kontrol eden Ayşe Hanım diyelim. Ayşe bir isim de yazalım sonra. Ayşe Yıldız olsun. Onaylayan Mehmet Çelik olsun ve kabul. Ve bu ürünümüzü, bu reçetemizi kaydediyoruz arkadaşlar. Reçete
kaydoldu. C004 olarak kaydettim. Fatura listesine, pardon, faturayı kaydettim. Fatura listesine geldiğim zaman fatura şurada. Bu faturanın kontrol formunu açtığım zaman az önce girdiğim verilerin burada olduğunu görüyorsunuz. Yazdır diyerek yazıcıya gönderebiliyorum. Hemen yazdır diyelim. Ve bu şekilde bir kontrol formu. Tabii firma bunu istedi. Burada firmanın adı, malzemenin kodu, malzeme adı, tarihi, irseledeki miktar 20.000, irsele numarası, kontrol miktarı 5 parça kontrol edilmiş gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Bu parti alınmış, bu partide şu kontroller yapılmış. İkinci parti bu ve şu kontroller yapılmış. Sonuç kabul, kontrol eden ve onaylayan bu şekilde bir kontrol raporumuzu alabiliyoruz. Şimdi buradan çıkalım. Hemen reçetelere geçmeden önce operasyon ayarlarında makine tanımlamamız gerekiyor. Mesela matkap 1 diyelim. Kaydet. Matkap 2. Matkap 3. Oval 1. Oval 2. Gibi makinalarımız olduğunu farz edelim. Üretim aşamasındaki makineler. Bunları giriyoruz. Renk tanımlıyoruz. Mavi, kırmızı, yeşil, siyah, beyaz. Bu şekilde renklerimizi giriyoruz arkadaşlar. Şimdi proses kontrol özellikleri. Proses kontrol özellikleri. Ben buraya not aldım. Hani özellikleri bilmediğim için. Boy mesafesi var mesela. Aynı zamanda oval çapı, aynı zamanda fatura çapı, bunları da giriyorum. Mesafe, bu da sektör tabii bunların ne olduğunu daha iyi biliyor. Ben de bana gelen belgelerden bunları not aldım. Firmanın gönderdiği bazı örnek çalışmalardan. Bu da arkadaşlar proses kontrol özellikleri. Aynı zamanda bir de saat kontrol saati var. Saatte bir diyelim. Saatte iki, saatte bir. Bu şekilde hangi saatlerde kontrol yapılacağını seçiyoruz. Bunu sileyim arkadaşlar. Tamam, doğruydu aslında. Bir saatte bir diyelim. 2 saatte bir nasıl giriliyor bu şekilde. Bir de ölçü aletlerimiz var. Yine şuradan ölçü aletlerimiz var. Kompas diye bir ölçü aleti varmış. Bunu giriyorum. Profil boş diye bir ölçü aleti var. Bir de göz kontrol ölçü aletimiz var. Bunları da girdik. Şimdi reçetemizi oluşturabiliriz. Hemen reçeteye geliyorum. Ham madde ve hizmet tanımlamaya geldim. Şurada reçetedeki ham madde ve hizmetlerimiz bunlar. Ben bunları hepsini listeden çıkarıyorum. Hepsini çıkardım. Elektrik olarak diyorum ki biz şu fiyattaki elektriği kullanacağız reçetemizde. Mazot olarak şudur. Mesela zam geldi. 0,050 oldu. Bunu ekliyorum. Bundan sonra mazot olarak şu fiyatı kullanacağım reçetemde. Onu ekliyorum. İşçilik şunu ekleyeyim. Genel giderlerde şu fiyatı ekliyorum. Tümünü kaydet diyerek reçete, ham madde hizmetlerimi kaydettim. Şimdi yeni reçete tanımlamaya geliyorum. Yeni reçete diyorum. Reçete kodumuz yine firmanın şöyle bir örnek reçete kodu vardı. Onu seçeyim. Şöyle. Bu da cam kırma çekici olsun. Bu cam kırma çekici için 12'lik çelik kullanacağız. Ve her bir çelik için 0,60 gram çelik kullanacağız. Hangi operasyonlardan geçecek? Tornalamadan. Fazla uzatmak istemiyorum. Yıkama ve kaplama operasyonlarından geçsin. 3 operasyon. Kaplamayı seçtiğim gibi burası aktifleşti gördüğünüz gibi. Tornalamada elektrik kullanacağım. İşte miktarını yazıyorum. Tabii firma bunu daha sağlıklı bu verileri girecektir. Ben rastgele giriyorum arkadaşlar. İşçilik 12 diyelim. Kontrol proses kontrol için boy mesafesi, ölçü aleti, kumpas, standart değeri 12, 1 saatte bir bu kontrol yapılacak. Aynı zamanda oval çapı şu göz kontrolüyle yapılacak. Normal değeri 15'tir ve saatte bir bu da yapılsın diyoruz.
Yıkama operasyonuna geliyoruz. Burada mazot kullanacağız. İşte 0,20 litre her biri için kullanılacak gibi verileri giriyoruz. Burada da yine şu ölçüler yapılacak diye giriyoruz. Kaplama olarak da yine işçilik kullanacağız. İşçilik. Bir de genel gideri var belki yerlere göndermek için. Bunun da kontrol için bunun çanta kontrolü yapılacak mesela. Kumpas ile o normal değeri 11'dir. Bu şekilde ekleniyor. Ve reçetemiz bir de kaplama cinsi olarak tabii kaydet dediğimiz zaman bize kaplama cinsini belirtiniz diye uyarı veriyor. 12'lik 12 mikro ne diyeyim? Çinko kaplama diyelim. Çinko kaplama 12'lik 12 mikron çinko kaplama olacak. Kaydete basıyorum ve reçetemi tanımladım. Reçete listesine geldiğim zaman burada reçetemi görüyorum. Kullanılan ana maddenin çelik olduğunu, kilogram şey başı burada birimini gösterilmiş arkadaşlar. Şu operasyonlardan geçeceğini buradan görebiliyoruz. Bir reçetemiz var ve bu reçete 3 operasyondan meydana geliyor dedik. Şimdi operasyonlardan iş emrimizi oluşturalım. Yeni iş emrine gelip iş emrini oluştur diyorum. Burada carimizi çift tıklayarak hangi firma için bunu ürettiğimizi seçiyoruz. Mesela Yıldız Otomotiv için üretiyoruz. Hemen daha önce siparişleri girmiş olsaydı siparişler gelecekti. Onu boş geldi. Reçete olarak da şu reçeteyi seçiyoruz. Otomotivmen 12'li çelik kullanılacağı için 12'lik çelik 3 partide satın alınmış. Elimizde bir partide 5.000, 10.000, 10.000 diye 3 parti geldi karşımıza. Şu partidekini kullanacağız mesela. Rengi de kırmızı olacak. Miktar olarak 5.000 diyelim. Hemen 1666 adet üretebilirsiniz diye uyarı verdi ve burası otomatikmen 1666 adete düştü. İsterseniz biz 1000 adet üretelim. Şu kadar ürün kullanılacak dedi. Tornalamada birinci matkap biri, yıkamada oval biri ve kaplamada da örneğin oval 2'yi kullanacağız. Tornalamada Mehmet Aslan çalışacak. Burada Kemal ve üçüncü operasyonda da Hasan'ı seçtik. Hemen buradan arkadaşlar ürün resmini de ekleyebiliyoruz. Burada Loa'da tıklayarak benim daha önce indirdiğim masa üstündeki şu ürünü de şu resmi de seçtim. Açıklama yazabiliyoruz. Mesela İbedi olarak üretilsin diye bir açıklama yazdık ve kaydete basarak emir kaydedildi gördüğünüz gibi. Hemen burada iş emri listesine geliyorum. Burada bir emrimin beklediğini görüyorum. Sağ tuşa basarak iş emri detayını göster diyerek detayını görebiliyorum. Aynı zamanda detay yazdır diyerek iş emrini yazıcıya gönderebiliyorum. Hemen yazdır dedim. Ve gördüğünüz gibi iş emri şu şekilde iş emri formu, emir numarası, ürün adı, parti numarası, müşteri bilgisi, hangi operasyonlardan geçilecek, hangi makineler ve hangi personel çalışacak, kaplamanın cinsi ve kalınlığını burada görüyoruz. Emir açıklamasını görebiliyoruz. Aynı zamanda çift tıklayarak detayını görüp detaydan da yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Miktarı güncelleyebiliyoruz. Örneğin 1000 adet değil de 1250 adet üretilsin diye emir verdim. Emrimizi güncelleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi hemen emri üretime sevk et diyelim. Üretime sevk et. Bir açıklama yazıyoruz. Üretilsin dedik ve sevk et diyerek emri sevk ettik arkadaşlar. Hemen emri tıkladığım zaman bunun bir tornalamaya gittiğini, 1250 adet tornalamaya gittiğini görüyoruz. Burada hızlı menüye tıklayarak direkt tornalamaya geçiş yapabiliyoruz. Tornalamaya geldiğimiz zaman burada ilk operasyonda olduğunu görüyoruz. Kabul diyoruz. Kabul listesine düştü. Yine kabul ederek üretim ekranına aldık gördüğünüz gibi. Üretim adımına geldik. Burada yine proses kontrol veri girişine gelerek burada proses kontrollerimizi girebiliyoruz. Boy mesafesi 12, oval çapı 12 deyip proses kontrolümüzü girdik. Yeni işlem diyerek örneğin 1200 ya da 1000 adet üretelim. 1000 adet o adette hurda ol verdi, kontrol edildi ve sevkete basıyorum. Evet dedikten sonra yıkama operasyona sevk edildi diye uyarı mesajı aldım. Burada tamamlanan iş emirlerine geldiğim zaman burada tamamlananları görüyorum tornalama operasyonunda. Yine fişlere tıklayarak
şu fişi yazdır diyerek fişimi de yazıcıya gönderebiliyorum, üretim fişimi. Yazdıra tıkladım. Yazdırma PDF olduğu için biraz geç gelebiliyor. Ve şu şekilde fişimi de arkadaşlar ekranda görebiliyorsunuz. Bilgileri burada. Üretim fişi. Şimdi hemen hızlı menüden yine yıkamaya gidiyorum. Burada 990 adet ürünüm burada bekliyor. Kabul reddedebiliyorum mesela. Bunu reddet diyeyim. Evet dedim. Ürün reddedildi. Hemen tornalamaya geldiğim zaman burada tekrar 1250 adet kaldığını görüyorsunuz. Yine yeni ürün diyerek 1250 adet üretelim bu sefer. 10 tane fire kontrol yapıldı. Sevkete tıklıyorum. Ve bunu yıkamaya sevk ettim. Hemen buradan yıkamaya gidiyorum. 1250 adetimi burada bekliyor. Kabul ediyorum. Kabul edilenler listesine düştü. Bunu da kabul et dedikten sonra üretime geldi. Üretimden yeni diyorum 1240 adet yani 1260 dediğim zaman beni uyarıyor. 1240 adet üretebilirsiniz diye uyarı verir. 1240 diyorum. Burada 50 adet hurda kontrol edildi ve sevk et diyorum. Bu ürünüm de kaplamaya sevk edildi. Hemen buradan kaplamaya gidiyorum. 1190 adet burada kabul et dedim. Kabul edilen listesine düştü. Buradan da kabul et diyorum. Gördüğünüz gibi kullanışı oldukça basit. Yine 1190 adet üretiyorum. 10 adet, 20 adet burada olsun. Kontrol edildi. Sevk et diyorum. Ve son aşama olduğu için gördüğünüz gibi depoya düştü. Teslim eden Hasan, teslim alan işte Ece bir açıklama yazılıp kontrol yapıldı. Depoya gönder diyerek ürünümü depoya gönderdim ve üretim tamamlanmış oldu. Şimdi ben hemen buradan iş emri listesine geliyorum. Bu iş emrimi seçtiğim zaman burada tornalamaya gittiğini, 1250 adet, 1240 tane üretilip 10 tane hurda olduğunu, yıkamaya gittiğini, yine buradaki detayları görebiliyorum. Aşağıda da 3 aşamadan geçtiğini, 1240 adetin burada, 10 adet hurda zaten grafikte de görüyorsunuz. Grafikte tornalamada 1240 adet üretilmiş, 10 adet hurda. Yıkamada 1190 adet, 50 adet hurda. Burada hurda oranımız 0,06 olduğunu görüyoruz. Birim maliyetimiz 35, toplam maliyetimiz de 44.087 lira olduğunu görüyoruz. Yine emir detayını buradan görebiliyoruz. Program bu şekilde çalışıyor. Daha da anlatılacak bir sürü tarafı var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeterli. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa özellikle otomotiv yan sanayi sektöründeyseniz yani işiniz buna uygun ise bst kanalı @gmail.com'a mail atabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.